Peki bana şunu söyler misin? Helin buraya gelse sence seni mi tercih edecek? Bilmem. Babasını mı tercih edecek? Kimi tercih ederse. Ben kötü bir anneysem beni tercih etmesin. Niye öyle düşünüyorsun? Yani kızının seni yani tercih... ben kötü bir anneysem beni tercih etmesin. Yani Helin'in birazdan buraya geldiğinde seni tercih etmeyeceğini düşünüyorsun değil mi? Bilmem. Onu bilemem. O kendinin fikri. O kendinin düşüncesi. Ben sana bir soru sordum. Beni tercih etmese de saygı duyarım diyorsun. Evet. Ben olsam üzülürüm, kahrolurum yani. Tamam ben ama, iyi bir anneysem. Tamam da ama çocuklarıma işte, iyi davrandıysam. Ben iyi davranıyorum çocuğuma. Ya ben kızımın bir dediğini ketmiyorum. Bunun şayanı. Acaba kızına istemediği bir şey yaptırmış olabilir misin? Ne gibi istemediği bir şeyler? Yani bunu bana al anne. Tamam kızım ama bütçemiz böyle yetiyor. Hmm. Alırız kızım. Yaparız kızım. Böyle yapıyordum. Kızının yani. Maddi beklentileri yüksek miydi? Efendim? Maddi beklentileri böyle yani, lüks hayat evet, özentisi mi evet. vardı Helin'in? Evet. Yani 15 böyle, yaşında bir çocuk yani. Ben, benim dostum. Hep benim dostum. Ne istiyordu Helin Allah aşkına? Yani mesela senin elbisen var. Hı. Bana da alır mısın anne? Kızım benim bütçem yoktur. Tamam alırım. Arada sen, sırada elbise istemiş. Başka ne istedi çocuğun? Yani, mesela bir şeyler yani ne olursa. Elbise şudur budur. Hı. Tamam yaparız kızım, alırız kızım. Üzülme, sen üzülme bes. Her şeyi, bütün isteklerini yerine getirirdin. Evet, bir doğum günü, her sene doğum gününü yapardım. Bu hı-hı. sene yapamadım. Her sene doğum gününü yaparım. Her bu sene. Sene giremedik yani. Ha bu sene yapamadın. Bu sene yapamadık ama yaparım. Gene de yaparım yani. Ocak belki ayındaydı de, zaten doğum belki günü. Belki de akşama yaparım kızımın doğum gününü. Bu akşam senin yanına gelirse yaparsın. Kutlamasını, gelmezse yapamazsın. Kutlamasını gene yaparım. İstediği yerde yaparım. Ama bakalım Helin buraya geldiğinde, içeri girdiğinde seni mi tercih edecek? Bilmem. Yoksa babasını, babası Serkan da burada. Bilmem. Yoksa hala sen de kardeşin gibi, Almanya'daki kız kardeşin gibi kocanın, eski kocanın Helin'i ikna ettiğini onun yanında olduğunu mu düşünüyorsun? Yani senin kız kardeşin dedi ki. Hayır ben eşimin yanında olduğunu hiçbir zaman söylememiştim. Niye senin kız kardeşin öyle söyledi o zaman? Bilmem onu. Çünkü onun yanında değil biz biliyoruz yani. Yani ama en sonunda bazı olaylar var. Birazdan onları açıklarız baba Serkan geldiğinde. Senin kızın çok öfkeli biliyor musun? Sana çok öfkeli. Olsun öfkeli olsun. Bayağı öfkeli sevgili izleyiciler. Yani öyle böyle değil yani. Anneye falan inanılmaz öfkeli. Öfkeli olsun. Ha? Öfkeli olsun. Niye bu kadar öfkeli sence? O benim gene kızımdır. Ama neden öfkeli Nurgül? Bilmiyorum ben onu kendine sormak ama, gerek. Bak birazdan anlatacak bazı şeyleri. Hala öz eleştiri yapmıyorsun ya. Akın da canım benim ya. Yayını izliyor niye mu acaba? Niye öfkeli? Yani ben gene her dediğini yapıyordum. Her istediğini yapıyordum yani. Niçin öfkeli anneye? Neden öfkeli anneye yani? Kendilerin başında durduğum için mi öfkeli? Buyurun. Kendilere yardım ettim mi öykele? Bir şey söyleyeceğim. Sadece maddiyatı yaptım diyorsunuz. Hiç kızınızın saçını okşadınız mı? Ona bugün nasılsın diye sordunuz mu? Sordum. Beklenti sordum. Bazen maddi değildir. Sordum kızım mesela. Kızım rahatsızdı. Bugün başın ağrıyor mu kızım? Bugün peki, iyi misin kızım? Peki dayısına karşı korudunuz mu? Dayısı kızdığı zaman onu korudunuz mu? Hayır ben mesela dayısı kızdığı zaman anne dayım bana ne için kızıyor? Kızım o dayındır. Nurgül Hanımcığım, Nurgül Hanım, hep sen kardeşini koruyorsun farkında mısın? Ama tamam da koruyorum da şimdi ne kardeşimi neden şey yapıyorum ki ne? Hı? Ya kardeşini nasıl bir mecburiyetin var anlamadım ben tam seni. Mecburiyetim yok da dayılar öyle kendine şey yapmıyordu yani. Annen mesela bana kızıyordu Helin. Bak senin ablan, Almanya'daki ablan bağlandı. Kardeşin mi? Neydi Nuray? Bu bağlandığında direkt olarak çocukların baba tarafını suçladı. Onlar saklıyor dedi. Hayır onlar saklamıyor. Çocuk onlar, bambaşka bir yerden geldi. Onlar da benden bize bak, çocuk yapıyordu. Bambaşka bir yerden geldi. Onlar da ama Serkan yani bambaşka bir yerden çocuk geldi. O kadar söyleyeyim sana. Ya bu yayınlar olmasa Akın buraya başvurmasa var ya. Senin kızının başına kim bilir neler neler gelecekti. Doğrudur. Bak neler neler gelecekti kim bilir yani. Bunu da bir şey bilerek şimdi Helin birazdan yani vallahi gerçekten yani Aygülcüm. O çocuğu iyi ki buldum yani. İyi ki bu yayına geldi, iyi ki bu yayını yaptım. Tamam canım. Bu yayın olmasaydı o çocuk ortaya çıkmazdı. Yani çocuk öyle bir yere gitmiş ki.
Ya öyle bir yere gitmiş ki. Yani orada çok ilginç. Tabii orada da sevgili Pınar'la, direktörümüzle konuştuk. Bazı şeyleri açıklayalım. Açıklayalım dedim. Açıklayalım mı, açıklamayalım mı diye konuştuk. Açıklayalım. Tamam Pınar'cığım, açıklayalım. Çünkü neden? Gittiği yer, gittiği ili de biliyoruz. O ilden nereye geldiğini de biliyoruz. Ama biz her şeyin bir zamanını bekledik. Hazır mısın kızını karşılamaya? Evet. Hı? Evet. 17 gündür görmüyorsun. Evet. 17 gündür yüzünü görmüyorsun. Halası da öyle. Birazdan bir gelsin, sonra alırım sana bir tanem. Sarılmaya tabii ki gelebilirsin. Helin bir tanem gelir misin tatlım? Gel annem, gel. Hoş geldin Helin. Helin bak sana sarılsın, ben tanışırım onunla. Bırakmıyor. Halayı bırakmıyor. Ay Allah'ım, ay. Allah size razı olsun. Ay ne demek, ne demek. Helin bir tanem. Ayrılmıyor senden. Ya bu kadar seviyorsa niye gizli gizli görüşüyor halasıyla ya? Bu kadar halayı nasıl seviyor? Kopamıyor haladan ya. Sarıl sarıl, ben beklerim ya. Ben beklerim yani. Ay yazık ya. Halaya da düşkün ya. Beni seviyor. Bak evet. Ay canım benim ya. Halayı bırakmayacaksın galiba Helin. Yok, tamam tamam. Tamam. Gel. Peçete vereyim sana. Hoş geldin kız. Ne yapıyorsun? Bebeğim. Nasılsın? Hoş geldin. Senin için nasıl korktuk biliyor musun? Ya. Öldürdün bizi. Annen öldürmüş olabilecek dedi ya. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah. Hadi geç or karşıya. Halası da orada otursun şimdilik. Ya sen, ben buradayım, merak etme. Tamam. Tamam tamam, sen otur yanına. Gel gel, şurada oturacaksın. Helin. Bak hayır, halası gitme. Tamam, yok gitme tamam. Şöyle sen oradan kalk. Helin karşıya otursun. Evet. Halası hayır hayır hayır, gelsin. Ama lütfen bizim konuşmalarımıza karışmamanı rica ediyorum. Zaten mikrofon da yok sende. Hiç karışma. Kulağındaki mikrofonu halledelim. Sesçi arkadaş gelsin lütfen. Sesçi arkadaş gelsin lütfen. Kulağındaki mikrofon çıktı, farkında mısınız? Bir gel gel, hemen gel, acele gel. Çünkü Helin'in sesini duymak istiyorum. Gel tatlım gel, neden korkuyorsun? İzleyiciler seni görse, aksine görsünler. Kimsin, ne yapıyorsun? Niye kaçıyorsun? Kızımız sesçimiz. Daha önce de bir oğlumuz vardı, Avustralya'ya gitti. Hoş geldin. Hoş buldum. Neredesin? Hayatlarda. Ben halanı biraz dışarı alacağım. Şurada kalsın, hala mikrofon takılacak. Geç halası. Kayıplardasın. Ha? Baya baya kayıplardasın yani. Evet. Hı?